Tabii sağa sola sıkışır zaten. Evet. Bir de şey yaparız. Sıkıştırırız, sallanmaz. Aha. Verdim abi. Şeyleri de ver abi. Olmazsa düğünü arka koltuğa koyarız. Yok. Ekmek mekmek alak mı aç kalmışsınız ekşi mayalı ekmek. Ha? Yok ya. Demin arabayı yüklerken aklıma gelen en son senle ya en son değil çok eşya taşıdık da şey Ankara'ya mı Adapazarı. Adapazarı'na turneye gidecektik. Ekibi önden gönderdik. Evet. Turne amirimiz Orhan Eşkin'di. Önden gitti. Niye? Önden gitti. Öyle turne amirim oldu. Sonra biz seninle ikimiz stadın oradaki tiyatrodan dekorları aldık. İstasyona kadar Söğütlü götürdük. Söğütlü Çeşme'ye taşımak için. İkimiz olduğumuz için hepsini taşıyamıyoruz. Kızıl Toprak'tan Söğütlü Çeşme'ye yaklaşık 1,5-2 saatte gidip trene bindiğimizde de Orhan ekip için verdiğimiz parayı yemişti. Sonra yok ya yememiştim. Hayır. Şöyle hatırlamıyor musun bunu? Biz seninle ekip yemek yerken yemek yemedik ya. Ya bu arada tabii açılışı yapmadık ama ilerleyen dakikalarda herkes şeyi görecek. Biz Mustafa'yla Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden dönem arkadaşıyız. Hatta bir ara sınıf arkadaşı olduk. Hatta sonra İlker hoca oldu, beni dersten attı. Mustafa çık dışarı. Oğlum nasıl çık lan filan diye. Oğlum Mustafa çık dışarı. Ha, bak çıkıyorum. Bir daha da gelmem. Ya işin güzel tarafı ben onu attım ama o da çıktı. Ama arka yani sen şimdi ama sen yani işte orada sen beni hoca yapmış oldun. Hani bak ilk parçana ben baktım seni ben hoca yaptım. Doğrudur vallahi. Ey Allah'ım ya. Ama güzel yani o ilk biz İlker'le bir yaz öğrenciyiz o zaman. Benim babam Danimarka dükü değil. Biz de işte Scotland, İskoçya'dan gelmedik. İskoçya'dan gelmediler. İlker'le paramız yok. Sonra biz dedik ki İlker'le nasıl bir kurnazlık yaparız da biz de tatile gideriz. Kaş'ta festival vardı. Likya Kaş Festivali. İlker'in de bir tanıdığı vardı orada. Festival organizasyonu. Festival organizasyonundan. Biz İlker'le ilk tiyatromuzu o zaman kurmuştuk. Ekmek Arası Tiyatro. Ekmek Arası Tiyatro. Çocuk oyunu yazdık. Tabiat Ana. Evet, Tabiat Ana. Sonra Ferit abi dekorlarımızı yapmıştı. Beraber otobüse kadar uğurladı ya Ferit abi. Canım benim, nurlar içinde yaptı. İnşallah, cennet mekan. Sonra da Kaş'a gittik, sokakta oynadık çocuklarla. Sokağı kapatarak o sokağı çocuk tiyatrosu için sahne haline getirdik. Ya türlerden deniz beniz ya. Yapmıştık böyle ha, altında oynuyorduk. Güzeldi lan çok yani. İyi fikir. Mecburiyetten yazdık ama. Evet. Tül aldık. Böyle sokağa kaplayacak kadar 4 mavi metre 6 metreliğinde mavi bir tül. Tülün içerisinde böyle delikler açtık. Sokağın bir tarafında böyle çocuk var, bir tarafında böyle çocuk var. Ve çöp attık oradan. Çocuklar tülün içine giriyorlar. Kafaları böyle tülden dışarıya çıkıyor ve denizi temsil ediyorlar. Dolayısıyla işte biz aramızdan kötü çocuk oluyor. İşte denize çöp atıyoruz filan. Çocuklara da diyoruz ki ya şu anda deniz ne yaşıyor anlıyor musun? Yani rahatsız oluyorlardı çocuklar. Evet sen de ona sen de geri atmalısın insanoğluna. Dolayısıyla hani öyle bir mantık kurmuştuk. En son bir çiçek bırakmıştık. Şöyle oyunun sonunda işte sahnenin sınırını böyle belirlemek için yağ tenekeleri koymuştuk. Hatırlıyor evet, musun? Evet. Sonra o tenekeleri çala çala deniz kenarına gittik yürüdük. Çocuklarla. Millet etrafımıza toplandı vatandaş. Bir alay oluşturduk Fener aynen. Alayı gibi. Ondan sonra denize gittik bir söz yazmıştık. İşte söz veriyoruz sana bir daha işte çöp atmayacağız filan falan. Atanlara da karşı duracağız. Belediye başkanı da söz vermişti. Ve bugünü bir şey Tabiat Ana anıtı yapalım deniz kenarına ve bunu temsil aynen. Etsin demiştik. Halbuki genelde belediye başkanları verdikleri sözleri tutarlar. Bize tutmayanı denk geldi. Aynen ya. Tutmadı. Bir haftada bedava tatil yaptık şimdi yalan değil. Ya Mustafa konuşacak bu kadar çok şey var. Sen biliyorsun ya. Kır pidesi yiyorduk ya. En güzel yemeğimiz. Ulan şey o kadar vizyonsuz köpeğiz ki. Vizyonluyduk paramız yoktu. Ulan işte bak sana söyleyeceğim.
şeye gittik. 7 numara dizisine beraber oynamaya. Ha evet evet. Şebnem Hoca. Şebnem Sönmez. Tabii biz ajanstan falan böyle 3-30 para bir şey alacağız ama set bittiğinde hocam sağ olsun. Bize, hatırlarsan çıkartıp kendi cebinden bize çok, gıcır gıcır büyük bir banknot vermişti. O parayla geri gittik. Ondan sonra Kızıl Toprağa döndük. Kendimizi şımartalım mı? Yapalım lan filan falan deyip lahmacun yemeği gittik aşağıda. Onu hatırlamıyorum. Aşağıdaki lahmacuncu Nur Kebap. Nur Kebap'ı. Ama Nur Kebap o. Öf. Kızıl Toprağın sosyetenin uğradığı bir yer. Ya Mustafa konuşacak ne kadar çok şey var ya. Konuşurken de aklıma geliyor. Evet. Biliyorsun, değil mi? Yes. Mustafa. Nasıl? Çok güzel. Bir anda Oktay abiler çıkabilir buradan. Bizim diziyi çekiyor olabilirler burada çatışma servisi. Bakayım şöyle bir gitsek. Benim... Tezgah kurduk. Aynen. Yani tantuni senin işin. Ama bana bakma utanırım. Oyma şu bıçakla. Aha, yeni biledim. Şunu da şey yapayım, sarayım da ev. Çoluğa çocuğa getir. Yani ekip de var şimdi. Bunu lavaşın da arasına ne yapıyoruz? Sumaklı, maydanozlu soğan ve domates. Doğru mu? Doğrudur abi. Peki Taksim'de herkese tantuni ısmarladığımızı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Aykut sen ben. Gittik köşedeki tantıncıda. Kafalar özel bir seviyede. Tabii hep Aykut'un yüzünden. tanımadığımız insanlara tantuni ısmarladık. Evet onu söylüyorum. Beyoğlu'nda işte oyun vardı. Sığıntılar oynadık. Tabii. Çıktık oradan. Tantuni yiyoruz. Sonra geçen sivil yani kim varsa. Tabii, kardeşim tantuni yedin mi? Gel filan falan. Gönlümüz zengin. Dışarıdan kim bilir ne kadar sevimsizdik. Ertesi İlker para var mı lan oğlum sende? Dün akşam bendeki para nereye kayboldu hesabı? Şimdi şey geldi aklıma. Okuldayken mutfağına giriyorduk ya Müjdat Hoca'nın. Evet sanki. Lan adam bize her şeyi yaptı lan. Sanki babanın evi ya. Adam bize meslek sahibi yaptı bedava. Evet. Yemek verdi bedava. Mesleği bana kız istedi Allah'ın emri peygamberin kavmi. Okulunda kaldık iznimiz olmadığı halde elektriğini harcadık. Aynen aynen. Mutfağı patlattık. Aynen ya. Mutfağın anahtarı neydi bir ustamız vardı ya. Boşuna kaldırın lan, boşuna sıkın. Mehmet'ten vardık. O mutfağın anahtarını yukarıya bırakıyordu, gidiyorduk. Gece makarna pişiriyorduk. Mustafa, Müjdat Hoca'nın teknesine gitti. O zaman Müjdat Hoca'nın bir kaptanı vardı, Dursun. Kışın çaycılık yapıyordu. Yazın kaptanlık yapıyordu. Yazın teknede kaptanlık yapıyordu. Dursun bizi tabii şey için, sohbet için, sosyalleşmek için filan. Müjdat Hoca teknede yokken çağırıyordu. Arıyor diyor ki, İlker, Müjdat Bey gitti filan. Biz tekneye gidiyorduk. Yani ne yapıyorsak tekne. Tekne bir kültürümüz yok, bir şeyimiz olsun yok. Olsun ama denizin üstündeyiz işte. Zengin gibi gözüküyoruz. Mustafa birkaç kişiyle beraber tekneye gidiyorlar. Sonra bir paçaları sıvıyorlar. Çoraplar çıkıyor. Güneş böyle kro bir şeyle. Başlıyorlar. Zulayı patlatıyorlar. İki kadeh bir şey içiyorlar filan. Ulan her şey çok normal geliyor o anda yani. Bir de onun havasına girince normalleşiyor. Ama şimdi o tekneye filan binince de... Zannediyoruz zenginler paçasını sıvayıp güneşe bakıyor. Şimdi o şey olduydu. Bilal, Emre, Özcan. Biz Bağdat Caddesi'nde gezerken iki tane hanımefendiyle tanıştık. Bir kafeye gitsek... Olmuyor. Olmuyor. Para yok. Bir yere gitsek bir şey yok. Yemek yediremeyiz falan. Aklıma Müjdat Hoca'nın teknesi geldi. Dursun'u aradım. Dursun ne haber? İyi dedi. Senden ne haber? Dedim Müjdat Hoca Cennet Mahallesi'nin çekiminde dedi. Gelmez. Biz gittik Kalamış'a. Müjdat Hoca'nın tekneye. Tekne bizim gibi işte oturduk. Hatta Selami Şahin'in imzalı CD'si vardı Müjdat Hoca'ya. Arkadaş ya onları. Onları filan açmışım. Ben orada yani takılıyordum filan derken Dursun koşarak geldik. Arkadaşlar basıldık.
nasıl basıldık filan derken Müjdat Hoca geldi. Geldi. Sizin paçalar yukarıda. Tabii. Selami Şahin çalıyor. Müjdat Hoca'ya imzaladığı CD açılmış. Elimizde de bir buzlu bardak. Elimizde de bir viski. Ve göz göze geldin Müjdat. Göz göze gelmedik. Emre ile Bilal'e dedim ki gelin. Ona dedi ki senin planın sen git. Gittim. Tabii Müjdat Hoca'yla o karşı karşıya geldik. Müjdat Hoca gördü böyle. Mustafa ben buradayken de gelir. Hiçbir şey demedi lan adam. Ben olsam beni döverdim orada. Ya işte. Hiçbir şey demedi. Adam ondan sonra kızlar dedi Müjdat Gezen'i nereden tanıyorsun dedi. Babamın arkadaşıydı. Ne diyeyim? Hala iddia ediyor ya. O kadar zenginim. Yani 25 yılın sonunda anlatacaklarımız falan bu kadar güzel birikmiş etmiş. Bir de biz sevdiğimiz işi yapıyoruz. Evet çok yani, şükür. O da çok önemli bir şey yani. Evet. Bu dünyada yani sadece bizim memlekette değil dünyada çok az insan. Evet bu bir işte lütuf yani. Peki sana bir şey soracağım. Kendini böyle ilk defa en meşhur hissettiğin bir an var mı böyle? Çok meşhur falan. Şey mi? Muro zamanı falan mı acaba? Acayip popüler bir işti şey Kurtlar Vadisi. Rol de tutunca oldu ama ben tabii hep Kadıköy'de takıldığımız için hani hep aynı insanları gördüğü için bir şey yoktu. Bir değişiklik olmadı. Bir değişiklik yoktu. Ne zaman ki ben İstanbul dışına çıktığım zaman dedim ki Michael Jackson gibiyim. Anadolu ya da herhangi bir yer. Tabii İstanbul dışında meşhurluğu gördüm. Ondan sonra da zaten hayatım kısıtlandı. Başta bir kısıtlandığını zannediyorsun ya da hissediyorsun. Şimdi de artık bunun da konforu var. Yani buna da alışmış oluyorsun ya. Bu da hayatının bir parçası oluyor. Bu da bir konfor tabii. Sen böyle bence ekstradan her işte fark yaratıyorsun. Bazen ben hani daha böyle ortalama bir performans tabii ki gösteriyor. Herkesin, bütün oyuncuların olduğu gibi iyi zamanları da var, ortalaması da var. Hiç kötü demiyorum ama yani. Ama sen de moruk şeyi çok iyi çözdün. Şov dünyasını çok iyi çözdün yani. Ha mesela şunu da söylesene lan. Bugüne kadar hangi yarışma sunucusu kazanılan arabanın vergisini kendi cebinden ödedi? Ya işte o zamanlar yaptık. Çok uzun süre yaptık onu. Ekonomi müsaitti. Ama yaptın mı kardeşim? Yaptık. Kim yaptı? Fark yarattık. Evet. Şimdi şey giriyor mu vizyona? Film Emanet. Evet. 8 Mart'ta. Öf. Heyecanlı mısın? Ya heyecanlıyım tabii abi. Ya şimdi iyi film diyeceğim. Karga yavrusu kuzgun gelirmiş. Millet diyecek. Diyeceksin tabii yani. Yani hayır şey olarak hani. Tabii insan yaptığı işi beğeniyor abi. Hayır bazı işlerde baba şimdi şey. Ticari bir iş değil. Hayır. Aynen. Sahtekarlık yapmayalım. Bazı işlerde iyi demezsin, kötü de demezsin, dememeyi tercih edersin. Böyle bazen ya işte yaptık işte filan olur. Herkesin işinde olur. Sadece oyuncunun içinde değil. Yani marangoz da aynısını yapabilir. Demir ustası da aynı şeyi yapabilir. Ama bazı işlerin de çok iyi olduğunu bilirsin yani. Artık bunu bilecek tecrübeye sahipsin. Ya ben anneme şunu söyledim Moruk. Bunu da ilk defa senin yanında söylüyorum. Yani anneme söyledim de ya bir mecra eyvallah. Daha ilk defa söylüyorum. Annem dedi ki işte nasıl anne dedim yani sana dedim bugüne kadar böyle bir şey söylemedim bugün hiç dedim ama bir şey söyleyeyim dedim anne demlenmişim dedim ben. Gerçekten mi? Ulan çok İnşallah sevindim. Seyretmek nasip olur Muruk. Hani şey. Ya seyrederiz beraber. Zaten gala davetiyem geldi benim. Aa ben göndermedim. Şey, yok arada yok. Bir şirket oluyor ya o gönderdi sen. Yok. Acele etmemişim oynarken sahneleri çekerken tadını çıkartmışım. Gürgen var. Tuanu Türkay. Tamam. Ondan sonra Turgay Tanrıçı. Turgay abi var. Canım Turgay baba ya. Çok kral adam. Dört tane de genç böyle. İkisi yeni mezun. Oyuncu arkadaşımız var. Atladığım birisi varsa özür dilerim. O kadar. Ya da iki mekanda geçiyor işte. Bir günde geçiyor film yani. Senaryo kim? Haluk abinin. Haluk Özenç'in mi? Aynen. Çok kütür kütür bir şey yazmış. Yapımcının ilk filmi. İlk sinema filmi. Ali İlhan çekti. Yönetmen. Çok değişik bir herif. Yani iyi anlamda pozitif olmuş. Hayatımda ilk defa sete böyle kravatla falan gelen bir yönetmen. Yani, o takım elbise falan değil de. İtalya'da yaşıyor. Adam hani, bir geliyor böyle kollara koyuyor. Kravat falan böyle. Çok iyi. Tabii İtalyancam zayıf olduğu için çok fazla. Turgay abi. Turgay Tanilkü. Duygusu çok güzel Turgay babanın. Güzel insan be. Kaç tane... Biliyorsun tabii yani. Bilmeyenler vardır ya. Her şeyi gömdüğü bu zamanda bilmeyenler için söylesene. Turgay Tanülkü. Bu arada Google'layın mutlaka Turgay Baba'yı. Gördüğünüzde diyeceksiniz. Tanımama yani şansınız yok. Turgay Baba yaklaşık 26 çocuğa babalık yapmış. Ve şu anda 40 tane torunu falan olan. Ve hala da aynı yolda devam eden. Cezaevlerindeki çocukları evlatlık alıyor. Ailesi olmayan
ailesi olmayan çocukları. 20 küsur tane evladı var. Tabii onlar da büyüdüler. Birçoğu artık... Oldu. Yani... Savcı oldu, hakim oldu, avukat oldu, iş adamı oldu. Güzel adam ya. Vallahi işte yeryüzünde cenneti görmüş. Çok iyi ya. Vallahi. Aynı şekilde şimdi Müjdat Hoca'ya da baktığın zaman da öyle. Şimdi biz hepimiz Anadolu'nun, yani İstanbul'dan gelen de var, Anadolu'nun değişik saatlerinden gelen. 5 kuruş para almadan okuttu, meslek sahibi etti. Çok iyi eğitmenlerimiz, hocalarımız oldu. Özgür bıraktı bizi. Ya düşünsene abi Müjdat Hoca'yla, Savaş Hoca'yla, Mustafa, yani tartış konuşabiliyorduk hani. Hayır ben böyle düşünmüyorum diyebiliyorduk ve o da saygı duyuyorlardı. Biz de çok şanslıyız yani. Ve biz bu arada biliyorsun değil mi, Türkiye'nin ilk parasız okulundan mezunuz. Evet. Daha sonra işte haşkalarından kalktı, evet, vakıflar evet. Falan oldu ama ilk biziz. Aynen öyle. Yani yine birçok yer elinden geldiği kadarıyla ücretsiz eğitim yapmak için şeyler var. Artık kurumlar var ama MSM ilk. Peki abi hazır ayağa kalkmışken şu tencereyi ateşe koyup suya da koyalım. İçine biraz da su döksek. Çünkü yani normalde et kendi suyunu bırakır da. Et az olduğu için. Bak. Hay senin üstün dağını yerim. Kirli abi. Tamam abi yeter. Ateş şeyi edersen. Nerede çektiniz filmi? Afyon'da çektik. Afyon'da. Bir bozkır gibi böyle dümdüz yerler falan. Adamlar güzel resim yapıyor. İşte herkes de iyi oynadı. İnşallah karşılığı bulur yani. İyi, heyecanlıyım yani mesela çok. Yani popcorn bir film olmadı. Hani uzun vadede bence karşılığını bulacak film. Hani hemen zart diye bir gişe başarısı falan gibi bir beklentiye ben kendi adıma şey değilim. Emekli bir tane özel harekatçı. İşte iki tane oğlu var. Bir oğlunun ismi Savaş, öbürünün ismi Barış. Bir oğlunun doğumunda Savaş'taymış, Savaş koymuş. Öbür oğlunun doğumunda yine orada olamamış. Ama Barış olmuş, onun ismini Barış koymuş. Çocuklara da şey söylemiyor, yani eskidenki görevlerini yaptıklarını, hani babalarını bir araba tamircisi olarak falan zannediyorlar. Dededen kalma bir dükkanda falan çalışırken ama süreç içerisinde de baba sen neymişsin de oluyor tabii. Şimdi evet. Baba olduktan sonra o duygular da çok acayip. Çok acayip şeyler yani. Bazen şey görüyorum, işte Mersin'e ya da Adana'ya falan gittiğim zaman, işte çocukluk lise arkadaşlarını falan görüyorum. Biz mutlu olduğumuz bir işte olduğumuz için o kadar fiziksel olarak yıpranmamışız moruk. Ya da sana öyle geliyor. Belki de o eve dönüyor, Mustafa'yı gördüm diyor. İstanbul yıpratıyordur abi filan diye de olabilir. İnsan her gün kendine şahit olduğu için o değişimi görmüyor olabilir. Sen benim mutluluğum şununla niye hemen 2 dakikada bitirdin yani? Yok ya, ya buna yapacak bir şey yok abi. Ölüme ve zamana çare yok. Ya bak dalgana Mustafa, Allah Allah. Dansöz kaçta çıkacak abi? Buraya kadar geldik. Ya geldik. Ormanın ortasında tantuni yapıyoruz. İki tane 25 yıllık çocukluk arkadaş. 25 yıllık? 25, çeyrek asır. Şaka maka harbiden ha. Ya benim oturduğum bir ev vardı. O kadar soğuk oluyordu ki. Ya bir ev dışarıdan daha soğuk olur mu ya? Oğlum ya dışarıdan bir ev daha soğuk olamaz ya. Yani mesela yanlışlıkla bir de 3 kişi 4 kişi aynı yatakta yatıyorduk. Yanlışlıkla kolunu dışarı çıkarttın ya da birisi döndü kolun açıkta kaldı ya sabahleyin kolun ağrıyor. Bildiğin acayip ağrıyordu. Ben hiç unutmuyorum artık bir çok böyle kara kışa denk geldik. Mustafa ile o evde kalıyoruz gece o kadar soğuk ısıtamıyorsun filan. Teras katı yani böyle çatı katı daha az üşümek için sırt sırta uyudum. Şeyi böyle verdik yani. Ondan sonra evet, sıcak oluyor bile. Evet evet hiç unutmuyorum ama çok soğuktu ya. Çekti suyunu. Aynen çekti suyunu. Biliyorum ben bunu. Evet abi onu şey yapalım. Onun içinde ama olma o zaman ekmeği yağlayamam ki ben. Ha. Babacım tantini yapacaksak madem koy bakayım devrilmez inşallah. Oğlum sen ne model bir adamsın lan. Oğlum 40 yılın başı kardeşimle tantini yapacaksın. Şu arkadaşları aldım böyle. Ona limon da sık, bir de elinle sıksana onu. Yapacağım. Böyle. Ağzım sulandı şu anda, aç açımda. Şimdi... Daha keseyim mi domates? Yok yok, kesme. Şu
Acı atıyorum abi. At abi. Biz hazırlıksız başladık. Normalde değil mi? Bunları bile açmamız lazım. Ama biz dükkan sahibi değiliz ki. Doğru baba. Zaten bir tek biz yiyeceğiz. Doğru lan dur. Al bu senin tuz, toz biberin. Aynen abi. Ekmeği kes. Kaça keseceğim? İkiye mi? Ortadan ikiye bir. Şimdi şunu tutmak zorunda kalıyorum. Tamam bana söyle. Tantunu şeyden dolayı tantunu diyorlarmış biliyor musun? Tak tuk ses çıkartıyor ya. Gerçekten mi? Ya. Al abi limonuna yapıştır. Limon sık. Öf. Öf. Vallahi mi? Ocağı değiştirek mi lan? Pişir. Ye. Doğru ye. Ye lan ye. Lan lan. Tepsiyi bulmuşsun İlker de. Bak şöyle yapacağız. Acı atıyorum abi. Yes sir. Ne istiyorsan yap. Harbiden lan. Haydi dursanız da size de yapayım. Ben her şeyde işte kampta da, tırda da, sağda sola her yerde hep aynı şeyi söyleyeyim. Diyorum ki herkesin sofrası bereketli bol, olsun. Bereketli olsun. İnşallah. Kalabalık olsun. İnşallah. Kahkahalı olsun, güler yüzlü olsun. Aynen. Ekibi de doyururuz evvelallah. Ondan sonra da ateşimizi yakarız. Çayımızı çorbamızı isteriz. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bismillah. İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Bu akşam değerli araştırmacı yazar İlker Ayrık'la beraber Anunnakileri konuşacağız. Kendisi 12. gezegen Nebula'dan muhacir olarak Balıkesir'den. Allah'ım Balıkesir'inden. İşte ateş yakınca ne bileyim böyle ondan falan konuşasım geldi. Ateşin de şeyi var yani. Niye böyle hipnotik ya. Saatlerce seyredebilirsin. Su ve ateş, kan ve gül. İlker ve Mustafa. Vay be. Şeyi anlatacaktım. Çanakkale turundayız. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde okul oyunumuz Antigone'ydi. Biz korodayız. İşte. Ama nasıl bir koro? Öf. Yani koro başrol bu arada. Tamam, hani... Antik Yunan'da olduğu gibi başrol gibi. Çaka bum çaka öf. Bum çaka bum çaka. Bunca atan sıkları arasında. Yeryüzünün en eşsiz varlık insan. En eşsiz varlık. Aşıp geçer fırtınalı denizleri. Orası söylerken biz böyle yapıyoruz. Ondan sonra Antigone Çanakkale turnesi var. Çanakkale açık havada oynayacağız. Dekorumuz demirden bir tabut ve taht karışımı bir şey. Tek parça. Böyle Game of Thrones'un tahtı. Ya önden bakınca sandalye, ha. Yatırınca tabut. İşte daha mütevazısı ama çok basit de bir şey yani. Bir tane de şey var. Pano var. Pano o da antreleri kapatmak için yedek pano götüreceğiz. Dekorla birisinin Çanakkale'ye gitmesi lazım birilerinin. Biz hemen atladık biz gideriz filan. Çanakkale Belediyesi festivali yaptığından dolayı dekor aracını o gönderdi. Kamyon geldi. Şantiye kamyonu. Tahtı koyacağız bağlayacak hiçbir yer yok ya. Bir de pano filan. Geldi şoför abi dedi koyarız böyle yaparız filan. Yalandan oradan bir bant çekti bağladı filan. 5 kuruş paramız yok hiç unutmuyorum. Bak 0 lira var cepte. Mustafa'da da bende de 0 lira var. Ama harcamamız var yol parası. Orada bir şey yeriz içeriz diye. 25 lira mı ne hatırlamıyorum çok önemli değil. Ya bir paket sigara aldık. O... Birer tane bira aldık. Ha, birayı söylemeyeyim dedim bir pakette sigara aldık işte. Bizim harcadan bitti. Ay Çanakkale'ye yaklaştığımızda şoföre de aldık. Yarım ekmeğe sucuk ekmek mi ne aldık? Peki daha stadın oradan
Çıkarken evet. olanları anlat. Şantiye kamyonu olduğu için hiçbir şeyi bağlayamadım. Biz koca böyle şeyle... Damperli kamyonla giderken şoför dikizden gördü. Biz de diye pano uçtu E5'e. Durduk ve Engin Hoca'dan çok korkuyoruz o zaman, Engin Alkan'dan. Bu arabada arabalar falan böyle geçiyor. Ve böyle bir döner bir yolda. Mustafa korkusuna atladı kamyondan. Otobanda geri geri koşturuyor ve gözden kayboldu. Biz şoförle böyle bakıyoruz. Arabalar geçiyor. 17 plaka bir şantiye kamyon dörtleri yakmış duruyor. Ben panoyu aldım bu arada. Uzunca bir şey. Şöyle gidiyorum da koşuyorum araba... Araba geçiyor yanımdan. Rüzgar da alıyor, rüzgar kanat pozisyonu görüyor. Baktım İlker de bana doğru koşuyor böyle. Geldi yavrum elinde böyle E5'te panoyla birisi. Tekrar koyduk, iyice bağladık dedik ki. Hatta üzerinde lastik izi vardı panonun. Tabii araba geçmiş üzerinden. Gittik abi Çanakkale'ye. Dekoru indirdik. Bir açık hava. Kimse bizim orada oynayacağımızı bilmiyor. Biz kendimizi önemli hissediyoruz ama kimse bizi önemsemiyor yani. Organizasyonda hiç kimsenin alakası yok. Dekorları koyduk, tiyatronun önüne oturduk böyle. Hiç paramız yok, 5 kuruşumuz yok yani. Karşıda bir tane bakkal böyle büfe bir şey var. Lan genciz ya. Mustafa dedi ki gel. Dedi ki gel şu işte bakkal büfe. Dedim ki oğlum para yok, saçmalama ya. Gel gel. Girdik abi içeriye. Ondan sonra içeride bir ya da iki müşteri daha var. Dükkan sahibi tezgahın arkasından dedi ki buyurun filan dedi. Mustafa böyle yapıyor. Sen bak abi onları. Borca yazdıracağım müşterinin çıkmasını bekliyor. Dükkanın bir iki müşteri geliyor. Adam hala böyle hani hadi filan diyor. Mustafa şey yapıyor. Filan. Neyse kaldık baş başa. Mustafa tezgaha yanaştı. O güne kadar tiyatro okulundaki öğrendiği en düzgün Türkçeyle öncelikle kolay gelsin. Biz İstanbul'dan geliyoruz. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde okuyoruz. Adım Mustafa, arkadaşım İlker. Yarın akşam burada Antigone oyununu sergileyeceğiz. Zaten ekip de yolda. Şu anda yola çıktılar. Şimdi şöyle bir şey derken adam böyle yaptı. Veresiye yok canım. Eyvallah abi dedik, çıktık tekrar oturduk. Çanakkale'de bankala borca yazdırmaya çalıştık. Bizi... Sonra bir yemekhanede yemek yedik. Sonra da konaklamamız huzur evindeydi. Evet. Meral anne Allah rahmet eylesin. Allah herkes çok peki. Parasız ya. Dönüşünü anlatacağım sana bunun. Öncesinde de o sırada da bana böyle bir reklam filmi oldu. Ve İstanbul'a dönmem gerekiyor. Engin Alkan'dan izin almak olanaksız. Bir şekilde aldık izni. Bütün tiyatro ekibi arasında para topladı. Bana otobüs bileti aldı. Huzur evinin bir tane Peugeot J9'uyla beni iskelenin oraya bıraktılar. Feribota bindi şey araç. Biz de bu taraftan da şey diyoruz. Olur yani biz de ekmek yeriz yani ilçe para alacak çünkü. Çünkü o dönem gerçekten kim ne para kazanıyorsa hepimiz hep para kazanmış çok oluyoruz şükür. Yani. Abi feribot kıyıdan ayrıldı böyle 2 metre sonra telefonum çaldı, reklam iptal. Ben feribottayım, Çanakkale'den böyle uzaklaşıyorum otobüste, reklam iptal yani. İstanbul'a geldim ben, ondan sonra birkaç saat sonra otobüse bindim, Çanakkale'ye geri gittim. Ama hiç unutmuyor, reklamın yarısını ödemişlerdi. Ha bu onu şimdi öğreniyorum ben. Ayıp oldu şimdi. Dönüşte Meral anne, ben çocuklarıma Tekirdağ köftesi yedirmeden İstanbul'a götürmem dedi. Onun da kısıtlı parası var. Otobüs bir Tekirdağ köftecisinin önünde duruyor. Sonra biz camdan bakıyoruz böyle. Meral anne iniyor pıtır pıtır pıtır. İçeriye giriyor. İşte soruyor bir porsiyon kaç para, pazarlık yapıyor. Ondan sonra böyle çok böyle bir şeydi. Yüksek sesle konuşur. Arada nadiren küfür de ederdi. Ondan sonra böyle söylene söylene geliyor. Biz böyle camdan seyrediyoruz onu. Sonra yavaş yavaş sesi başlıyor, otobüsün içine giriyor. Pezevenk bilmem kaç paraymış da köfte benim çocuklarıma falan diyor. Tekrar otobüste bir sonra köfteciye gidiyoruz. Duruyoruz, Meral anne iniyor, tekrar pazarlık. Dördüncü köfteci de falan. Üçer tane köfte bile, Tekirdağ köftesi ufacık bir şey ya. Atıyorsun bitiyor. Köfte gelene kadar bize 6 tur ekmek geldi. O salçalarla yedik öğrenci. Ondan sonra köfteyi böyle tatlı niyetine attık bitti. Şey hatırlıyor musun? Abi birazdan Aykut gelecek, öldürsün mü? Antigone oynuyoruz. Biz böyle tam böyle İlker'le sahnenin önündeyiz. Eyvallah birader. Ve bizim hiç antrenimiz yok yani. Oyunun başından sahneye hatta oyun 15 dakika öncesinden sahneye çıkıyoruz. Oyun bitene kadar sahnedeyiz. Hiç antre sorti hiçbir böyle, şey yok. Böyle ben böyle elimi yere vuruyorum böyle.
elime çivi battı. Çivi battı benim elime. Şimdi çıkamıyorum da kan da akıyor. Biz o sırada aramızda konuşuyoruz. Ne yapacağız? Ne edeceğiz filan. Birazdan Emre gelecek. Emre de böyle babasını öldürmeye geliyor. Haymon oynuyor. İşte babasını öldürecek filan. Ben Emre'nin önüne atlıyorum. Öldür beni, öldür beni. Hani şöyle bir şey yapsa beni öleceğim. Beni taşıyacaklar. Elim kanıyor. Öldürmüyor peşemek. Önümden kaçıp kaçıp duruyor. Korkuyor çünkü alt sınıf o, üst sınıf filan. Sonra biz çıktık böyle perdenin arkasından ses. Abi birazdan Aykut gelecek. Öldürsün mü seni? O da haberci olarak gelecek bizim Aykut'u. Kralım, kralım. Önce Barış Hayti oynuyordu onu. Sonra Aykut oynuyordu. Şeyi anlatayım. Okula klasik Türk müziği bölümüne galiba yeni bir hoca geldi. Bir hanımefendi. TRT'den. Diksiyon hocası hatırladığım kadarıyla. Klasik Türk müziği olmaz ama bizim dersimize girmiyor. Hanımefendi de bizden çok genciz tabii biz. O da çok genç ama bizden böyle 6-7 yaş büyük. Böyle ince gibi dişler, çok güzel bir hocaydı. Evet. Allah uzun ömürler versin. Hani hatırlarsa da saygılarımızı sunarız. Evet. Hababam'daki Semra Hoca gibi düşünün. Evet, çok güzel. Biz de hepimiz Şaban'ız yani, anlatabildim mi? Ve hocaya da tabii çok fırlama zamanlarımız. Ne zaman okula gelse önüne atlıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Bir isteğiniz var mı hocam? Çay, hocam kahve filan diye. Bunlara inanmayın hocam. Ya gerçekten çok sevimsiziz ama böyle bir hafta, iki hafta kadın rahatsız oluyor ama o zaman böyle vıcık vıcık bir şey oluyorsun sen yani. Geldi okula, dersimiz boş. Nerede ders yaptığını biliyoruz. Böyle ikinci katta Celal Sururi dersliydi. Ulvi Uraz'da yapıyor. Okulun da dışına konmuş bir tane merdiven var. Yangın merdiveni. Merdiveni aldık. Böyle bir bahar ayı. Sınıfın camı açık. Dayadık. Hepimiz tutuyoruz. Böyle Mustafa çıktı. Katıldı içeride. Bir de çiçek aldıydım. Katıldı içeride ders yaparken Mustafa böyle ikinci kata çıktı. Hocam gerçekten bir isteğiniz varsa filan diye ses geldi yani. Mustafa'yı görür görür. Ben de böyle. Ondan sonra bir öldük gülmekten filan falan. Aradan yarım saat geçti. Müjdat Hoca çağırdı. Dedi ki çocuklar siz okula yeni gelen hocalarınızla eğlence amaçlı şaka yapıyor musunuz dedi. Bu kadar kibar sorulur mu lan? Eğlence amaçlı şaka yapıyor musunuz? Biz dedik ki yapıyoruz hocam. Yapmayın. Tamam dedik, çıktık. Sonra beni tekrar çağırdı ama. Mustafa, o merdiveni oraya dayamışsın, çıkmışsın. Düşersin. Ben düştüm zaten orada. O merdiven bir de benim üstümde döndü. Ama baba çok palyaçoluk yaptık, animasyon yaptık, çalıştık da çalıştık. Ben bir gün Süpermen... Şimdi... yani benden de Süpermen olur ya. Animasyondayız. Çocuğa doğum günü hediyesi. Böyle bilgisayara takılan direksiyon almışlar. Çocuk da Süpermen'e hayranmış. Bir ajans vardı. Mask'tan Süpermen olarak gittim. Neyse tabii normal kıyafetle gittik. Yan komşunun evine girdik. Ben Süpermen kıyafetini falan giydim. Bir de hani role uygun olsun diye şuradan zülüf falan da döktüm ben böyle. Hani o Clark Kent'in... Role uygun olsun diye. Şeyini falan da döktüm. Adam oyun konsolu verecek. Aynen aynen. Ya kapıdan girip çıkacağım normalde. Ben dedim ki çocuk sevinsin diye şurada merdiven kapı şurası, kapıyı açsın ben böyle hop diye ineyim falan böyle hani parayı hak edelim. Neyse tamam dediler işte. Kapıyı çaldık. Hop atladım böyle falan dedim. Sarıldı marıldı boynuma. Kutu mutu umurunda değil çocuğun. Çocuk gel otur falan. Pasta masta kesiler. Benim sırtımda pelerin. Yerde oturuyoruz, bağdaş kurmuşuz. Babası bilgisayara şeyi takıyor, direksiyonu takıyor. Pasta yiyoruz, benim gitmem lazım falan. Çocuk gitme Süpermen diyor, lan uç dese bana var ya. O kadar inanmışım ki, dördüncü katta bizdeyiz, atacağım kendimi. Diyorum gitmem lazım diyorum, daha başka işler var diyorum, daha Batman olacağız. Ey Allah'ım ya. Al şunu koy dediler. Yok, gereği cep yok ki pelerin var. Şöyle kırmızı donun içine sıkıştırdım. Ya ne kadar kötüydü ya. Allah düşmanımın başına yani animasyon işi çok zor ya vallahi. Ben şeyde çok kötü oluyordum. Sevgililer günü Bağdat Caddesi. Dediler ki bir tişörtün içerisinde yanımda kız olacak. Bir koluna ben gireceğim tişörtün. Öbür koluna ben gireceğim. Bir bacak onda var pantolon kişi, bacak bende var. Çok kötü fikir. Tamam ya. Dedim olur. Ya kötü bir şey yapacak bir şey yok. Şudur budur. Kızın boyu benden uzun. Yürürken böyle
Aksak Timur gibi. Allah. Olmuyor. Kızı değiştiremediler. Başka birisini koydular. Ben dedim... Ben onun yarısı benim. Biz para almayacak. Bir dakika, onun yarısı benim. Dediler seni kalp adam yapalım. Tamam dedim, olur yani. Parayı verecekseniz olur yani. Ben ne bileyim öyle bir kalp adam olacağımı. Bana kırmızı bir tayt giydirdiler. Full. Bir tek yüzüm açık. Cinsel sağlık ürünü gibi. Süpermen gibiyim yani, Süpermen. Kıpkırmızı. Önümde bir kalp var bu kadar. Arkamda bir kalp var bu kadar. Victoria's Secret mankeni gibi. Ben bunu giymem mi? Ben onun yarısıyım diye. Ben bunu giymem dedim. Yani kalp adam niye böyle sürüyor? Kalbi tutuyorum dedim. Taytı giymeyeyim bari dedim. Şudur budur giydim. Mağazanın içinden çıkmıyorum alt kattan. Şey geldi mağaza müdürü falan. Yalnız dışarıda dedi broşür dağıtmanız lazım falan dedi. Abi dedi Allah aşkına dedi. Dedim bak bana bak. Ciddiye almıyor ki kimse. Yani çok... Bir de zaten böyle duruyorum. Kalp adam. Hey Allah'ım ya. İyiydim ama aldım parayı ya. Ama çıkmadım, mağazanın önüne çıkmadım. Bir çıktım geri girdim. Ya abi şeyde Başakşehir'inde ilk defa toplu konut açılışı var. Tamam mı? Toplu konut açılışında ben Mickey Mouse'um. Tamam bir... Bence çok başarılı Mickey Mouse. Bak bir ekip gittik ama gözleme tezgahı var, yeme içme noktaları var, hepsi de bedava. Gözlemeyi bırak, gözleme için hazırlanan hamurları çalmışlar. Yani o kadar büyük bir kalabalık. Ve Mickey Mouse olarak da kafamda böyle polyester bir kafa var. Çok büyük ve ağır. Kalabalığa bir çıkıyorsun, bir de onun gözlerinde tel vardır biliyorsun. Lazı bir vuruyor değil mi? Abi kafaya bir koyuyor. Bir de zaten ağır olduğu için arkadan vuruyor, böyle bir gidiyorsun. Bunu tutuyorsun filan falan, böyle maymun etti. Sonra o zaman supervisor filan oluyor. Ondan sonra dedim ki ya böyle böyle, dedi ki olsun sen çocukların gönlünü yap filan falan. Böyle bir enerjik çocuğun karşısına çıkıyorsun, şey yapacaksın. Çocuk böyle durmuş. Ben de evet hala inançlıyım. İşte bitti inanı ya. Abi bir tokat, iki tokat, üç tokat ya. Çok fena yani. En sonunda çok sinirlendim ya. Acayip sinirlendim. Fakat sen içeride sinirli olabilirsin ama dışarıda hala Mickey Mouse olduğun için çocuk ciddiye almadı. Bir tane daha vurdu. Ben supervisor'a gittim. Dedim böyle böyle. Elimde böyle şeyimle, Mickey Mouse kafamla. Geri kalan saatlerde çalışmamıştım. Parayı aldın mı? Aldım. Evet, tamam, o da sıkıntı yok. Hak etmiş o da yani. Hani her gördüğüm Mickey Mouse... Bu ne lan ya? Düşmeyin mi? Mickey Mouse'sak da yani. Hayırdır, bismillahirrahmanirrahim. Köpek be. Biraz soğudu ama ha. İyi oldu. Teşekkür ederim. Var mı şeyin? Hani böyle bir hedefin bundan sonra, plan, kariyer. Yani kariyer. Çoluk çombalak, babalıkla ilgili değil de ne bileyim mesleki olarak. Onunla da ilgili olabilir yani. Ya, mesleki... İçinde kalan, ulan yapsaydım dediğin, bundan sonra böyle yapacağım dediğin. Tiyatro yönetmenliği yapmak istiyorum. Artık yapay zekalar devreye girdi. Acayip ya, dijitalleşen bir durum var. Ya tabii millet işte önünde yaprak, elinde mızrakla gezerken şu anda işte gözüne bir gözlük takıp şu anda dünyanın herhangi bir yerinde olabiliyorsun ama insana dahi hani insanı insana, insanla anlatan tiyatro oyunu sahneye koymak istiyorum. Ama yapman lazım ya Mustafa. Burada tabii yanında bunları söylemek şey değil ama artık 25 yıllık dostum olduğun için hani televizyondaki yaptığın ya da işte sinemada yaptığın işler herkes biliyor, görüyor zaten, takdir ediyor ama buna nispetle seni tiyatroda çok az kişi seyretmiştir. Bunlardan bir tanesiyim. Zaten yani çok iyi oynuyorsun yani her türlü sahnede öyle. Tiyatroda bir ateş etmek istiyorum. Yani sahnemiz var abi işte İzmir'de. Yani ne zaman istiyorsa hangi oyunu yani varsa hedefin, hayalin yani bir tekst varsa, bir şey varsa. Yapmadığın her gün geç. Yapmadığın hata.
Şimdi çok uzun zamandır ben işin aktörlük kısmına daha fazla zaman ayırdım. Oraya daha fazla yoğunlaştım ama artık hani vakti geldiği gibi. Ya öyle hissediyorsan. Mekan sahibi arkadaşlarım var. Öyle hissediyorsan. Ya bütün mekanlar senin Mustafa. Biliyorsun iyi proje kendine mekan da bulur, para da bulur. Eğer ki şeyse yani kendi finansmanını da yapar. İyi projenin önünde zaten duramaz. Yani senin... Vallahi ben hep şunu söylüyorum bunu. Allah rızkını kestiğinin canını alabilir. Eğer varsa rızkım ben bu işten ekmek yiyeceğim. Tiyatro olarak bir rejistik bir durum ortaya çıkartacağım. Ha başarılı olur mu, olmaz mı, seyirci karşılığını bulur mu bilmiyorum ama yapacağım. Yapmanız. Ben bu halimle iki tane uzun metraj film çektim ya. Ama bak sen acayip disiplinli bir adamsın. 3 ay sonra yapacağım bir şeyi şu anda çalışırsın sen. Ben aynı evde kaldık, aynı sahnede oynadık, aynı yatakta yattık. Sırtımızı döndük birbirimize. Paramızı paylaştık, çorbamızı paylaştık. Hayallerimizi paylaştık. Yarın yanağından gayrı her şeyi paylaştık. Sen çalışkan bir adamsın ve program çıkartırsın. Bende o yok. Yetecek kadar var Mustafa. Eğer öyle olmasa bugüne kadar zaten bu kadar proje yapmaz. Ya olacak olacak. Olmasını isterim. İnşallah beraber oynamak da isterim. Ben de çok isterim ya. O zaman şöyle şenlendirelim. Oh şöyle be. Şunu yapamayanı bizim MSM'ye almıyorlar biliyorsun değil mi? İşte ben giremedim öyle biliyorsun yani. Ben yapamıyorum. Ama benden önce mezun oldun işte. Demek ki mezun etmiyorlar diyecek. Demek ki başka yerlerden böyle. Ben okula ilk girdiğimde, Mustafa benim üst sınıfım, o 98, ben 99 girişliyim. Okula ilk girenler de parçalarını üst sınıflarına izletirler. Benim ilk parçamı Mustafa izledi. Ondan sonra işte reji verdi filan falan, şöyle yap böyle yap filan. Tabii sonra işte arkadaş olduk. İlker mezun oldu, hoca bir sene sınıfta kaldı, bir sene de dondurdu. Alt sınıfım oldu. Alt sınıfım oldu, ben okulu bitirdim. Mezun oldum, mezun olduğum sene de hoca oldum. Derse bir girdim Mustafa. Ve beni dersten attı. Tam böyle ulan ateşliyim, gencim. Sen dedin, çıktın dedin. Öyle mi? Ha filan derken çıktım. Gürültü filan var böyle sınıfta. Ağzını açan olursa sınıftan atarım filan dedim böyle. Arkamı döndüm, ses geldi. Kafayı bir çevirdim. O Mustafa'nın ağzında cümlenin yarısı kaldı böyle. Ondan sonra göz göze gidiyor. Mustafa çık dışarı. Açtı böyle koca koca gözlerini. Dedim çık dışarı. Dedim ki şaka yapıyor oğlum beni atamaz. Parçasına ben baktım diye. Ne demek lan filan dedim çık dışarıya. Ben de ciddiyim. Sınıf ciddi oldu. Olay ciddi oldu. Az önce yolda da aynısını konuştuk. 2 tane hikaye var burada. Çok önemli. O zaman için bu kadar önemli olduğunu anlamamıştım. Ama sonradan dönüp baktığında çok önemli oluyor. Bir, ben kendi öz disiplinim ya da iş yapmayla ilgili kısmında hani ev arkadaşım, yoldaşım olsa dersten atıyorum yani. Diğerinde de o da dersten çıktı. Yani sen kimsin lan beni dersten atıyorsun demedi. Aslında o gün Mustafa dersten çıkınca beni hoca yapmış oldu. Kavga ettiğimiz zaman da oldu, küstüğümüz zaman da oldu, birbirimize dodardığımız zaman da oldu. Ama hiç yargılamadık birbirimizi, tartışmadık bazı şeyleri. Küstük, kayıkçı küstüğü işte. Senin kayığın benim kayığıma çarptı, kayığım çizildi. Yani en fazla ne olur işte tamam şudur budur 3 gün küs kalırız yarın bir gün yan yana geldiğimiz zaman sarılıyoruz lan birbirimize işte yani yapacak gidiyor, bir şey yok. Gidiyor ya vallahi değmiyor hiçbir şeye. Başka bir şeyimiz yok. Evet tiyatro şeyi tiyatro yönetmenliği başka hayatta gitmek istediğin ülke yapmak istediğin şey. En büyük hayallerimden bir tanesi onu yapacağım inşallah. İnşallah. Oğlumla beraber bu Zengizler Koridoru açıldığı zaman buradan arabayla çıkıp Orta Asya'ya gidip 3 ay falan orada gezeceğim. Gezeceğim, geleceğim oğlumla beraber. Hayattaki babamla deneyimleyemediğim bir sürü yani insan onlara hırs çok yapıyor, şey var. Onları oğlumla deneyimlemek istiyorum. İnsan onlara hırs yapıyor tabii. Aynen yani işte. Yarın bir gün bizim bırakacağımız neyimiz var? Biz arkamızdan konuşulacak 2-3 tane iyi cümle. Bir de işte ya işte babanın filmini seyrettik de işte ne kadar güzel bir film olmuş da hani ya da o zamanlarda böyle çekiliyormuş da şimdi
böyle böyle şeylermiş diyor. Yoksa yani sanayici değiliz ki fabrika bırakalım. İş insanı değiliz ya da yani bir ya da gayrimenkul zengini değiliz ki işte 20 tane orada binamız var, 50 tane orada dükkanımız var değiliz. Bırakabileceğimiz şeyler bizim çok az. Peki şeyden sonra, çocuktan sonra, Ahmet Kağan'dan sonra oynadığın işlerde ya da yaptığın işlerde onun tarafından ekstra izleniyormuşsun hissi sana da geldi mi? Demek sana geldi. Evet, ben şöyle bana da geldi ama en azından şunu söyleyebildim. Onun tarafından izlenmediğim zamandaki yaptığım işler de onun tarafından izlendiği zaman gönlüm rahat. Kesin öyle. Ama şeye dönüyor şu an ekstradan sanki ileride dönüp de sen de bunları mı çekmişsin diyecek diye ödü kopuyor insanın. Diyecek. Bu 16'lı yaşlarında işte 16, 18, 20 yaşlarında söyleyecek. Ama o da 30-35'e geldiği zaman, baba olduğu zaman da ah diyecek. Manası yokluğunda hissedilen dananini nolong dananini. Vay arkadaş ya. Ama bir şeye gitmek istiyorum. Efendim? Nereye gitmek istiyorsun ya? Şeye, Bozkır'a. Ya rota ne orada? Ya buradan çıkıp atalarımın geldiği topraklara gidip. Kafkasya üzerinden? Tabii işte Azerbaycan. O Zengüzer koridoru açıldığı zaman oradan Hazar Denizi üzerinden geçip Çin kıyısından devam et yukarı doğru. Kamçatka'ya kadar. Ondan sonra. Ne oldu? Asya orada oturuyor. Hadi böyle. İnşallah. Ben senin gibi değilim. Ben bayağı dümdüz dünyayı gezmek istiyorum. Düz dünyacı mısın sen de? Ben düz dünyacılardım. Ama ben onun rotasını çalışmıştım. Hatta Sarper Sesli diye şahane bir insan var. Çok iyi bir motosiklet kullanıcısı, hocası ve şimdi Güney Afrika'da da bir şirketi var. Onunla da görüşmüştük. Pandemi bize mani olmuştu ya da projeyi erteledi. Dünyanın ekseni etrafında motosikletle bir tur atmak. Buradan çıkıyorsun Muruk. Hazar Denizi'nin üzerinden yine. Hı. İşte Kuzeydoğu Asya. Bütün o stepleri geçiyorsun. Asya'nın kuzeydoğu ucu Kamçatka'dan motoru veriyorsun. Bering Boğazı üzerinden Alaska'ya geçiyorsun. Kanada'nın üzerinden aşağı Amerika'da gelip. Alaska, Kanada, Amerika, New York. New York'tan gemiyle Britanya. Britanya işte ya Hollanda ya Belçika ikisi de olur. Ondan sonra tatlı bir Avrupa turuyla dünyanın ekseni etrafında bir tur atarak İstanbul'a geri gelmek. Bunu İngiliz aktör Ewan McGregor yaptı. Oradaki temel hikaye şuydu. Bilmem kaç yılında dünyaya geldim diye insan kendini tanıtırken aslında geldiğini iddia ettiği dünyayı görmeden gidiyorsun ya. Sen dünyaya tabii geldim derken aslında diyorsun ki Kadıköy'e geldim diyorsun. Dünyanın Kadıköy'ünü görüp ya da işte Aksaray'ını görüyorsun, Balıkesir'ini, Antalya'sını. Tabii tabii dünyayı görmüyorsun. Dünyayı görmüyorsun. Hatta bunun işte sürekli doğuya giderek ekseni etrafında bir tur atmak var. Ama bir dediğin, de senin harita tam eksen tersinden gidiyorsun. Doğuya gidiyorum sürekli. Tamam işte yani dönüşüyle farklı eksenden gidiyorsun. Evet, böylelikle zaman kazanacağım. İki gün kazansan yeter. Yani dünya ekseni etrafında bir gün döndüğüne göre aslında bütün seyahat boyunca bir gün kazanmış olmam gerekir mi? Ya şimdi matematik olarak onu hesaplayamayacağım ama zaman kazanırsın yani. Ya en azından 7-8 saat kazanırsın. Tam bir gün kazanmış olmam gerekir teorik olarak. Ama boş o kadar zorlama. 7-8 saatte işi görür. Yok. Zaten bu çok aylarca sürecek bir seyahatti. Biz bunu sevgili Sarper'le izlerse sevgilerimi sunuyorum. İnşallah yaparız. Sarper'le konuştuk. Bayağı bir ulan yaparız filan dedik. Sonra pandemi oldu. Pandemi oldu zaten. Bütün dünya odunu tuttu. İlk o Covid çıktığı zaman hatırlamıyor musun? Yani haberlerde filan böyle mesela Çin'de böyle tramvayda adam böyle giderken böyle pat diye düşüyor ölüyor. Yolda giderken düşüyor ölüyor. Hiç böyle ölen görmedim ben yani. Ya da Türkiye'de öyle ölüm yoktu. Hani Saddam Kuveyt Savaşı'nda anlatıyorlardı ya işte kara bataklar petrolden çıkıyor. Ha. Kanada'da petrol gemisi batmış. Saddam yaptı diye bize gösterdiler işte. Sayın savcım. Bunlar hep İlker'in yüzünde. İşte böyle tiyatro yapmak istiyorum. Var mısın? Olayım mı? Beni de ister misin? Tutuklanmadan uyusak mı? Çok şükür herkes gitti. Çadırı kurduk.
İşte bu. Bu ne lan? Yastık. Vice. 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 Vay bebesine kurban olayım be kardeşim. Ver ben de benimkini üfleyeyim. Yani böyle mi üflüyorum bu? Dışarı çıkıyor mu bu? Direkt üfle. Direkt üfleyip uğraştırma beni. Öyle oldu değil mi? Direkt üfle. Direkt üfle. Niye basıyorsun? Kapatmak için. Kapamıyorum. Hayır o otomatik sibop. Nasıl ki? Üfle. Şuraya bir 200 lira sıkıştırmışsındır inşallah. Sabah çadırdan çıkarken baş ucuna bırakacağım. Çok güzel bir geceydi diye yapacağım. Aynaya yazacağım rujla. Dur bir dakika. Ya açıyorum şey sıkışmış. Gel babacığım böyle gel yukarıya doğru gel. Gel sen gel. Az mı şişirdin niye böyle mi bu kadar mı şişirdin? Ya sizi başımın altına koyayım değil mi? İşte tüpü kapattın değil mi? Yes. Gaz kaçağı olmasın zehirlenmeyelim. Gaz kaçağı olursa zehirlenmeyelim diye bir şey yok. Olursa zehirleniriz. Yani hem gaz kaçağı olsun hem zehirlenmeyelim. Hem ayranım dökülmesin hem götürürüz. Hava alacak bir yerimiz var değil mi moruk? İnşallah vardır. İnşallah vardır ne demek lan? Şuradan hava gelsin. Başım ağrıyor. İyi be. Annenler bizde mi kalacak? İlker sen bana bunu kapatma dedin ama üflüyorum üflüyorum kardeşim. Ama kaçıyor bundan ya. Yastık bozuk diyor. Olabilir. Sen de bir bahaneyle bana doğru dönüyorsun. Mustafa fermuarını niye kapatmıyorsun? Aynı bir şey olsa nasıl çıkarım İlker? Oğlum üşürsün, üşürsün. Ne düşünüyorsun? Ne bileyim belki de çok mutlu olabilirim. Lan ne bileyim o kadar benim için güzel bir gün oldu ki yani. Daha bitmedi Mustafa. Sabah oldu. Mustafa daha kargalar affedersiniz kahvaltısını yapmadan kalkmış. Günaydın be. Günaydın. Sana günaydın. Önce de güzelim. Canım benim. Ay parçası. Yavrum. Küçük prens. Güzel uyudun mu? Bıyıklım. Çok dağıttık ortalığı. Geldim geldim. Birazcık çadırı toplamam gerekiyor da. Gel gel hadi gel. Çay demlen de tost boz bir şey dedin. Allah aşkına gel. Tostumuzu yiyeceğiz ondan sonra İstanbul'a şehrin aslında İstanbul'a yakın bir yerdeyiz. Düzmeşe'deyiz. İstanbul Park Orman diye bir piknik mesire kamp yeri. Çok güzel, çok güvenli ve temiz. Günaydın Yaşar abi. Sahibi Haluk İpek Bey. Sağ olsun. Kapıda Yaşar abimiz var. Sağ olsun. Güzel bir yer bekleriz. Kahvaltıda görüşürüz. Kaçta kalktın? 6:30'da. Rahat uyudun mu? Uyudum, uyudum abi. Çay veriyorum moruk. Lütfen. Ya bir şey söyleyeyim. Lan güzel oldu ha vallahi. Ha, çok güzel oldu be Mustafa. Gökyüzüne mökyüzüne falan bakınca hani sen ne güzel oluyorsun. Şeyde yani havalar bir çıtır daha iyi olsun. Yapalım lan. Baba çocuk kampı yapalım. Vallahi ne güzel olur. Ha lan. Çok iyi olmaz mı? Çok güzel olur.
tosta soğan koyan gördün mü daha önce? Görmedim lan herhalde. Ben de yani çok yapılası bir şey gibi gelip hiç ben de görmemiştim. Yurt dışında çiğ sütten peynir yapıyorlar. Sonra o peynirle de kendi yaptığı ekşi maya ekmeğine işte peynirli soğanlı bir tost yapıyordu Londra'da bir yer. Ben de oradan gördüm. Londralılar soğan yiyor mu lan? Londralılar soğancı ya bildiğin. Şimdi hocam artık birazcık şimdi bununla iç taraftaki önce salçalı bölümü kızartacağım. Sonra peynirleri, iki çeşit peynirim var. Kaşar peynirle beyaz peynir. Sonra soğanlı sucuğu kıstırıp tava tostu yapacağım. Olur. Öyle bir anlatıyor ki İlker yaptığın her şeyi ballandıra ballandıra tost yapıyor nihayetinde. Ya işte öyle olmuyor be Mustafa. Nihayetinde tost yapıyorum da. Kaldıracağım şu ekmeğin altını biliyorum. Kokusunu aldılar. Sen Londra'ya diye gittiğin yer adam olmasın. Yok lan adam şey dedi bana. Acı atayım mı abi dedi Londra. Aa, evet. Ya şöyle bir şey oldu. Kampın çok güzel bir seyircisi var. Harika. Fakat biz onlara yeterince hizmet edemedik. Yani bölüm çekemedik. Bu arada bu kampı çekmeye Mustafa vesile oldu. Moruk ne yapıyorsun? Görüşelim filan. Kamp map çekiyorsun. Gelsem ya bir kampa dedi. Ha ben yapıştım. Baktım hep dedim ünlüleri getiriyorsun konu konu. Ondan sonra biz de dedim abi hani hafif bir kitlemiz var yani. Ondan sonra o vesile olmuş oldu. Senin sayende biz de tekrar kamp serisine başlamış olduk. Vallahi iyi oldu. Altını kıs ve hemen geldim. Oh lan ısındım ha. Sabaha karşı bir soğuk oldu ama. Ama sen 5000 kere söyledim. Fermuarını buraya kadar kapatman lazım. Hareketi demiyorum, davranıyorum o zaman. O zaman da sen ne uyku tulumu değil yorgan kullanmış oluyor. Bilseydim yorgan getirdim sana. Niye yarısını altıma serdim, yarısını özüme öttüm böyle. Aradan alıyor abi. Sana sarıldım ben gece sabah. Lan! Kamerayı bir yerden sonra kayıttan çıktım. Keşke çıkmasaydım. Şahitim olurdu. Kamera kayıtta mıydı? Evet. O zaman bir çay verir misin? Sen işte ne demek? Çaydanlığı ağzıma dökerim bu saatten sonra. Al birazcık. Ay Allah. Tosti enik onu yemek oldu lan bu. Ha? Yemek oldu. Eyvallah abi. Ortadan iki... Oh kestim. Çok yakışıklı olmuş lan. Ha? Çok yakışıklı olmuş. Sen bugüne kadar soğan tost yememişsin. Peynir, biri beyaz peynir, öbürü kaşar peynir değil mi yani? Çok güzel olmuş lan.
toparlanıp gideceğiz. Film su gibi aksın Mustafa. İnşallah lan. 8'inde girecek. Ha 8 Mart. Ha bir de şu an şunu da söyleyeyim. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde filmi Afyon'da çektik. Afyon'da emekçi kadınlarla beraber seyredeceğiz. Vallahi. Vallahi. Çok iyi. Gelirdim aslında. Ama 8 Mart'ta da Rasim abinin 3. senesi diye 80'ler oyuncularıyla bir anma günü yapacağız. Şehir Tiyatrosu Rasim Öztekin sahnesinde. Ben de seni ona davet edecektim ama gelemezsin. Sen de Afyon'da olacaksın. Sen nerede olursan ol. Benim kalbim hep seninle atar. Vay Allah razı olsun. Bir mukabele birader. Oradan seni, ben sana... Seni seviyorum. Ben de sana karşı boş değilim bir kere. Lan kaldır gel beraber kaldıralım. Beline dikkat et birader. Abi yan yatır onu. Ya dediğime geleceksin. Yatırsana yani. Biliyoruz da konuşuyoruz. Şunları da aralarına sıkıştırdığın zaman giderken titremez araba. Belden kaldırmayacaksın. Şöyle şu bacaktan eğilip kaldıracaksın da işte. Şey kaldıracağım yapalım. Mustafa. Ha? Ha yok. Yapıyorsun lan bu sporu İlker. Gel beraber yapalım Mustafa. Spor sevmiyorum. Ben zihin sporlarıyla uğraşıyorum. Çadırı kapatmayacak mısın? Kapatacağım Mustafa. Kapatacağım. Hayır malzemeye yabancıyım. Şimdi elimi atarım yırtılır mırtılır o yüzden. Yoksa yardım ederdim. Onun yanında fermuarları var onları şey yap. İnsan böyle kendini doğaya ait hissediyor biliyor musun? Doğaya mı ait hissediyorsun? Ha. Senin doğada kalman lazım. Doğada. Bak o merdivenin pimlerini çek, araba çizilir. Neyse mal senin balım ben karışmıyorum. Lan götünü kaldır da. Yani tek başına gitsem de ben bunu yapabilirim yani. Yanıma birisine ihtiyaç yok. Ya İki kişiyle daha kolay ve daha eğlenceli. Hani tek kişilik yapılabilir mi şey? Adamlar ona göre üretmişler işte. Bak tak onları koydun, çadırı kapattın. Değmiş yani. Adamlar aldığı parayı hak etmişler. Arkamdan bak bana. Haftaya da Ilgaz Dağları'na gidelim. Set var daha geç kaldım lan. Yoruldun lan. Koçum benim be. Ulan seni bırakır mıyım ben? Yalnız çantada benim GoPro vardı da. Atınca o kırılmış olabilir. Sen de fazladan GoPro varsa bir tane verirsin herhalde bana. Abi canım GoPro kaydı. Arabada. Mustafa üstünde. Dostum yol arkadaşım.